Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlarımızın gelmesini bekleyelim. DGS sonuçları hakkında konuşalım arkadaşlar. Bugün gündüz sonuçlar hakkında ben biraz yorum yapmıştım. Az çok izleyen arkadaşlar bilirler. Sonuçlara baktığımızda, özellikle sonuçlara baktığımızda puanlarımızın daha iyi geldiğini ama sıralamalarımızın puandan beklediğimizden daha kötü geldiğini söylemiştim arkadaşlar. Bunun neden üzerinde biraz duracağız. Şimdi sıralamalar istediğimiz gibi gelmedi diyelim. Örnek veriyorum. Puan istediğimiz gibi gelmedi. Her şey bitmiş mi olacak arkadaşlar? Yani bu istediğimiz gibi gelmediyse her şey bitmiş olacak mı? Her şeyin sonu mudur? Bunun hakkında biraz konuşacağım. Sizi fazla tutmayacağım arkadaşlar. İçinizde mutlu olan arkadaşlar var. Sınav sonuçlarından memnun olan arkadaşlar var. Sonuçları istediği gibi gelmeyen arkadaşlar var. Tabii yani sonuçta bir sınavdan bahsediyoruz. Ortada bir sınav var. Dolayısıyla bu sınava baktığımızda herkesin mutlu olma ihtimali zaten yok. Yani hazırlıklı olan, iyi çalışan, iyi performans gösteren kişilerin bir adım önde olduğunu gördük. Belki de iyi çalıştığı halde istediği sonucu elde edemeyen arkadaşlar da var. Yani samimi olarak çok iyi çalışan, çok fazla öğrencim var. Gerçekten çok iyi çalıştılar. Ben her birini ayrı ayrı gerçekten tebrik ediyorum. Yani 2020 başarı grubu, 2021 diyelim daha çok, 2021 başarı grubu kurduğumuzda bize güvenip bizim online eğitimimize gelen arkadaşların çok iyi çalıştıklarını biliyorum. Bunların içlerinde sonucunu alan, güzel sonuç elde eden de var. Ama istediği sonucu gelmeyen arkadaşlar da var tabii ki. Aynı şekilde yine DGS gruplarında istediği sonucu elde eden ama istediği sonucu da elde edemeyen birçok kesim var arkadaşlar. Yani bu bir sınav. Tabii ki bu sınavı ilk senesinde kazanan bazı kişiler olsa bile DGS bir emek istiyor. Yani ilk senede bazen DGS'yi kazanmak çok zor olabiliyor arkadaşlar. İmkansız değil ama yani sonuçta DGS yani bir sınav yani bir maraton. İyi çalışmak lazım. Yani bize DGS'nin gösterdiği şey ÖBP artık eskiden ÖBP çok kıymetli değildi. Ama ÖBP'nin çok kıymetli olduğunu bu online eğitimden dolayı anlamış olduk maalesef. ÖSYM Allah razı olsun ÖSYM YÖK online eğitimle bizim canımıza okumuş oldu aslında. Yani her ne kadar inkar edilmiş olsa bile ben şunu söyleyeyim. Sıralamaların kötü gelmesinin en büyük nedenlerinden biri ÖBP etkisidir arkadaşlar. Yani bu böyledir. Şöyle söyleyeyim. 305 puan alan kamptaki öğrencim 305 puan aldı. Matematikten 45 neti var. Türkçeden 13-14 neti var. ÖBP'si yine 60 civarı. Yani 3 ortalamayla mezun olmuş. Ama sayısal sıralaması 1900-2000 civarı geldi. Yani şimdi baktığımızda geçen sene aynı neti alan öğrencim. Bakın birebir aynı net arkadaşlar. Geçen sene birebir aynı neti alan, birebir aynı ÖBP'ye sahip. Çok ufak farklar var arada. O öğrencim 1200 sıralamadayken yani aynı netlere sahip bu seneki öğrencim 1900 sıralamalarında geldi. Hatta ben sıralamaların daha iyi geleceğini düşünüyordum ama daha kötü geldi. Yani burada ÖBP'nin çok ciddi aslında etkisinin olduğunu ben görüyorum. Yani bu sene puanlar iyi gelmesine rağmen sıralamaların kötü gelmesinin en büyük nedenlerinden biri ÖBP'dir arkadaşlar. Yani online eğitim sayısal öğrencilerinin arkadaşlar özellikle sayısal öğrencilerin önünde büyük bir engel olarak durduğunu görüyoruz. Eşit ağırlıkta hukuk öğrencilerinin önünde de ÖBP arkadaşlar büyük bir engel arkadaşlar. Yani bunu çok rahatlıkla görebiliriz. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Sayısalcılar çok fazla diploma notuna önem vermiyorlar. Adam 2 ile 2,5'la zor mezun oluyor ama online eğitimde insanlar bugün 3,5'la mezun oldular, 3 ile mezun oldular neyse. Ya bu ÖBP'nin çok ciddi etkisini olduğunu gösterir arkadaşlar. Yani bu demek. Yani puanlar iyi ama sıralamalar kötüyse
ÖBP'nin burada çok ciddi etkisi var. İnsanların daha iyi çalıştığını gösterebilir. Puanımız yetiyor olabilir ama sıralamanız yetmiyor olabilir. Tam tersi olabilir. Puanınız yetmiyor ama sıralamanız yetiyor olabilir. Bu biraz daha zor ama yani burada puan mı önemli, sıralama mı önemli arkadaşlar? Tabii ki buna da değineceğim. Yani dediğim gibi yani DGS bir maraton arkadaşlar. Yani bir maraton oldu bitti. Yani sonucu açıklandı. Hatta sabah ben tweet attım. ÖSYM dedim herhalde ahdetmiş. 13'ünde açıklayacak bu sınavı dedim. Bakın ben Twitter'a girin bakın. Tweet attım saate bakın. ÖSYM ahdetmiş dedim. Herhalde bu sınavı dedim. 13'ünde açıklayacak. Yani yemin etmiş. Herhalde ben tweet attıktan bir saat sonra filan sınav sonuçları açıklandı. Yani çok ilginç bir durum var aslında. Yani dediğim gibi arkadaşlar bir maraton oldu bitti. Yani her şey bu kadarmış. Dolayısıyla şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Kazanan arkadaşlara elveda. Bakın kazananların yolu açık olsun. Ben ona bir şey demiyorum. Kazanan öğrencilerim var. Ben çok mutlu oldum. Kazanamayan, ucundan kaçıran çok fazla öğrencim var. Yani ucundan kaçıran. Onlara daha çok üzülüyorum yani ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kazananların yolu açık olsun ama kazanamayanlara ders olsun arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Başlamak için geç kalmayın. Yani Aralık'ı, Ocağı, Kasım'ı beklemeyin. Bakın ben size açık ve net söylüyorum. Başlamak için bu maratona başlamak için Kasım'ı, Aralık'ı, Ocağı beklemeyin arkadaşlar. YouTube'da ben matematik kampları yapıyorum. Ücretsiz olarak size sunuyorum. Başarı grubunda çözdüğüm soruların bir kısmını çözüyorum orada. Yani onlara kesinlikle katılmanızı ben size tavsiye ederim. Onlara kesinlikle katılın arkadaşlar. Yani gelecek sene hazırlanmayı düşünüyorsanız kesinlikle katılın. Ayrıca yani dershaneye gitmek istiyorsanız dershaneye gidebilirsiniz. Ama erken gidin. Yani ne yapacaksanız erken yapın. Başarı grubuna gelmek isteyen arkadaşlar için videonun altına link bıraktım arkadaşlar. Yani 2022 sınavına hazırlanmak istiyorum. Sizinle birlikte hazırlanmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa videonun altında link var arkadaşlar. O linke giriş yapabilirsiniz. Ben müsait olduğum zamanlarda sizi arayıp detaylı bilgi veriyorum zaten. Yani burayı geçtik. Şimdi sıralama mı puan mı arkadaşlar? Yani normalde sıralama aslında burada sınavı etkileyen şey sıralamadır. Sıralamalar belli ediyor her şeyi. Yani mesela diyelim ki geçen sene devlet hemşirelik 4000 ile kapattıysa örnek veriyorum bu sene yine 4000 ile kapatacaktır. Yani bu budur. Çok fazla oynama olmaz. Oynama olmasının bir nedeni eğer kontenjanlar azaldıysa oynama olur arkadaşlar. Başka türlü oynama olmaz. Sıralamalarda oynama olmasının ikinci bir nedeni sınavın çok kolay olması. Eğer sınav çok kolaysa sıralamalar ciddi oynayabilir. Ya da kontenjanlar değiştiyse sıralamalar ciddi oynayabilir. Ama sınav geçen seneye baktığımızda geçen seneyle hemen hemen aynı ayarda. Belki matematiği biraz daha zor diyebiliriz arkadaşlar. Kontenjanlara baktığımızda hukuku çıkarırsak kalan kontenjanlarda ciddi bir azalma da olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sıralamaların sayısal sıralamalarının 2020-2019 ayarında yani ikisiyle beraber düşünebilirsiniz. Ben size söyleyeyim tek 2020'ye bakmayın. İkisiyle beraber sıralamanın olabileceğini size söylüyorum. Eşit ağırlıkta zaten yani orası darma duman arkadaşlar. Oranın ne olacağı belli değil. O yüzden orayla ilgili yorum yapmak gerçekten zor. Yani geçen sene devletler 500 ile 600 ile kapattıysa bu sene devletler 500 ile 600 ile kapatmayacaktır. Yani bu bir gerçek. Belki 400 ile 300 ile 400 ile kapatacaktır. Belki 450 falan olacaktır. Yani orayı kimse bilemez arkadaşlar. Normalde önemli olan sıralamadır. Ama ÖSYM amcaya sorarsak yani hatta bir gün telefon açıp aslında bizzat sormak lazım. Yani telefon açıp o telefon yayınını da aslında kaydetmek lazım. Onlara sorarsak sıralamanın hiçbir önemi yokmuş. Hiçbir önemi yokmuş. Yani onu da anlamak çok zor. Yani YKS'yi sıralamayla belirliyorsun ama DGS'ye diyorsun ki sıralamanın önemi yok diyorsun. Yani böyle saçma bir mantık var bu ÖSYM'de. Alakası yok arkadaşlar. Yani ÖSYM'ye sorduğunuzda puanın önemi olduğunu size söyleyecektir. Aslında puan değil arkadaşlar. Bu tür sınavlarda sıralamalar önemlidir. Yani puanların önemi yoktur arkadaşlar. Yani yerleştirmelerde de böyledir. KPSS sınavına girdiniz.
Sıralama önemlidir arkadaşlar. Puanın önemi yoktur. Yani adam 95 aldı ama 2000'lerde ise ne anlamı var yani? Ya dolayısıyla puan değildir arkadaşlar. Yerleştirmelerde her zaman sıralama önemlidir. Ama ÖSYM amcaya sorarsanız puan önemli oluyor onlara göre. Ya dolayısıyla puanlarınız iyi gelmiş olabilir ki iyi olacağını zaten size söyledim. Yani bundan önceki bir ay önceki videolarıma bakarsanız puanlarınızın 2019 ayarında olacağını söyleyen tek kişi benimdir belki. Yani diğer hocaları ben izlemedim. Bir şey bilmiyorum ama yani baktığınızda puanların 2019 ayarında geleceğini söyleyen kişi benim arkadaşlar. Puanlarınız 2019 ayarında geldi mi? Geldi arkadaşlar. Ama sıralamalar tabii ki bunu bilmek çok zor. Yani öğrenciler ne kadar iyi yapmış, ÖBP'ler ne kadar iyi bunu bilmek çok zor arkadaşlar. Ama puanlar 2019 ayarında. Bunu net olarak görüyoruz. Çünkü sınav 2019 ayarında matematik özellikle. Bunu da net olarak görüyoruz. Yani öngörümüz yine tutuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani burada puanların yükseleceği ile ilgili yarın taban puanlar ne olur arkadaşlar? Bununla ilgili ayrıntılı bir video size paylaşacağım. Sayısalda taban puanlar ne olabilir? Eşit ağırlıkta taban puanlar ne olabilir arkadaşlar? Sözel için yorum yapamıyorum ama sayısal ve eşit ağırlık için taban puanlar ne olabilir diye yarın bu saatlerde bir video canlı yayında olacağız arkadaşlar. Yani baktığımızda tabii ki 2019 ayarında bir puanlama sisteminin olduğunu ama sıralamaların 2019 ayarında olmadığını, 2020-2019 ortalaması bir şey olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla puanlar önemli olsa bile burada sıralamalar önemli arkadaşlar. Sıralamaları işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Sıralamaları görebileceğiniz bir yer yok. Yani burada YÖK Atlas gibi ÖSYM'nin DGS öğrencilerine DGS Atlas gibi bir şey yapması lazımken bunu yapmıyor arkadaşlar. Yani ben buna destek çıkarım. İsterseniz bununla ilgili bir Twitter etkinliği yapabiliriz. DGS sıralamalarını paylaş diye bir etkinlik yapabiliriz. Ama destek lazım arkadaşlar. Yani DGS öğrencilerinin bu konularda destek vermediklerini gördüğümden dolayı ben şu an nötrüm. Yani gerçekten destek bulursam ben desteklerim. Ama DGS öğrencileri hiç umursamıyorlarsa ben de umursamıyorum. Yani bu benim kendimi tek başıma paralayarak yapabileceğim bir şey değil. Kontenjanların arttırılması ile ilgili hashtag yapan, bununla ilgili destek çıkan tek kişi benim. Ama DGS öğrencileri bununla ilgili destek çıkmadılar arkadaşlar. Dolayısıyla sıralamaların açıklanması ile ilgili gerçekten ciddi olursa desteklerim. Ama onun dışında 3-5 tane adam Twitter'da bir etkinlik yapacaksa yani bunu paylaşmanın bir etkisi yok arkadaşlar. Yani DGS öğrencilerin bu konularda net olmaları ve gerçekten bir yardımlaşma ruhunun olması lazım arkadaşlar. Yani biz destekleriz. Ben desteklerim. Ama DGS öğrencileri bu konuda destek çıkacaklar. Yani bunun başka yolu yok arkadaşlar. Sıralamaların açıklanması lazım. Bakın bu sizin faydanız arkadaşlar. Kesinlikle sıralamaların açıklanması lazım. Ama ÖSYM sanıyorum tembelliğinden başka hiçbir şey olamaz. Yani bunun başka hiçbir mazereti yok. Kesinlikle sıralamaların açıklanması gerekiyor. Tembelliklerinden yapmıyorlar. Bunun yapılması lazım arkadaşlar. Bunu yapabilirlerse ben size açık ve net söyleyeyim. Nokta atışı sizin tercihlerinizi yapabilirim. Yani bana ÖSYM son 3 yılın sıralamalarını paylaşsın. Ben kişilerin tercihlerini nokta atışı bile yaparım. Ama bunu görmediğimiz zaman tercihleri de gerçekten çok zorlanıyoruz. Bir arkadaşımız sordu şimdi tercihlerde yardımcı olacak mısınız diye. Evet tercihlerde yardımcı olacağım arkadaşlar. Tercih videomu bekleyin mutlaka. Tercih listesi ile ilgili bir video paylaşacağım. Kesinlikle o videoyu izlemenizi ve o videoda size bir Word olarak bir tercih listesi paylaşacağım. PDF olarak o tercih listesini de doldurmanızı ve bana Instagram'dan göndermenizi istiyorum arkadaşlar. Bunu yaparsanız ben de size tercihlerinize yardımcı olacağım. Yani sadece şuna dikkat ediyorum. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bunu söyleyince bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Yani bakış açısına göre değişir. Eğer kişi beni Instagram'dan takip etmiyorsa, yani bakıyorum mesela mesaj atmış ama beni takip etme gereği bile duymamış. Bu kişilerin genelde mesajlarına %90 cevap vermiyorum arkadaşlar. Yani bu konuda netimdir. Takip etmeyen kişinin mesajına cevap vermem. Takip eder,
istediğini alır, takipten çıkar. O da onun karakteri. Ona bir şey diyemem. Tabii ki şimdi adam kazandıysa adamın beni takip etmesine gerek yok yani. Kazanan gitmiştir ya arkadaşlar. Ama Instagram'dan bir şey talep ediyor ama beyefendi takip etme nezaketinde bile bulunmuyorsa ya kusura bakmasın arkadaşlar. Yani bu kişilerin de tabii ki ben mesajlarına gerçekten cevap vermiyorum. Instagram'da paylaştım ben. Mesajlarınıza cevap vereceğim ama çok fazla mesaj var arkadaşlar. Hem WhatsApp'tan var. WhatsApp'tan benim kamplara katılan, gruplara katılan öğrencilerin bir sürü mesajları var. Yani haddi hesabı yok. Arayan var, WhatsApp'tan atan var. Telegram gruplarından mesaj atanlar var. Instagram'dan bir sürü var. Yani bunlara benim zamanla cevap vermem lazım. WhatsApp'takilere cevap verdim. Yani WhatsApp'tan cevap atan, soru soran bütün arkadaşlara hepsine cevap verdim. İlk önceliğim WhatsApp benim. Orayı hallettim. Sonra Instagram'a gideceğim. Oradan bakacağım arkadaşlar. Mesajlara tek tek cevap vereceğim. Hepsine vermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar arkadaşlar. Yani sonuçta bizim işimiz gücümüz var. Uğraşıyoruz, bir şeylerle uğraşıyoruz. Zaten bir haftadan beridir bilgisayarım bozuk. O yüzden kamp videolarını çekmiyoruz. Yani 2022 matematik kamp videolarını ara verdik. Onunla uğraşıyorum. İşte yani onu hallettim sayılır. Onu halledip tekrardan kamplara başlamak lazım arkadaşlar. İşte bir yandan başarı grubunun hazırlıkları, çalışmaları var. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani tabii bununla ilgili yine bir paylaşım yapacağım ama başarı grubunun başvurularının arkadaşlar kontenjanlarının yarısını doldurdum. Bilginiz olsun. Yani kalan yarısının dolması 10-15 günü bulur. Ondan sonra muhtemelen kontenjan almam arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Benim kontenjanlarım dolduğu zaman geçen sene de aynısını yaptım. Kontenjanlar dolunca Aralık'ta, Ocak'ta çok fazla mesaj atan olmasına rağmen ben öğrenci almadım. Kontenjanlar dolduğu zaman almam. Yani bunu da bilin. Biz tabii ki herkese yetişemiyoruz. Herkese elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesajlarınızı arkadaşlar, Instagram'daki mesajlarınıza cevap vereceğim. Bakın, videonun altındaki mesajlarınıza da ara ara bakıyorum. Yani gerçekten dikkatimi çekiyorsa mesaj, bir yerde bulamadı, Google'a sordu, bulamıyorsa, Google'da sorup bulabileceği soruyu bana soruyorsa ona cevap veremiyorum. Ama onun dışında gerçekten yani bulabileceği bir şey değil, benim yardımcı olmam gerekiyorsa ben seve seve yardımcı olurum arkadaşlar. Yani siz hepiniz bizim için değerlisiniz arkadaşlar. Tamam mı? Hepiniz bizim için değerlisiniz. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sonuçlarınızın güzel olmasını istiyoruz. Videonun başındaki başlığa döneceğim şimdi. İstediğim puanı alamadım. Ne yapmam lazım? Şimdi bizim asıl konumuz bu. Yani birçok arkadaşımız var bu konuyla ilgili dertlendiğinizi, istediğiniz puanı alamadığınızı ben farkındayım arkadaşlar. Yani istediğiniz puanı aldınız ama sıralamanız gelmedi. Burada en önemli şey tercih listemizi çok iyi yapacağız arkadaşlar. Yani burada tercih listesi çok etkili olacak. Ben söyleyeyim. Yani her şey bitmiş mi? Çok kötüyse puanın zaten her şey bitmiş olacak. Gelecek seneye hazırlanacaksın. Artık düşünmeye gerek yok. Puanınız kötüyse arkadaşlar gelmeyeceğini zaten biliyorsanız oturup gelecek sene için hazırlıklarınıza başlayın şimdiden. Yani oturup ağlamanın bir gereği yok. Ama gelebilecek durumdaysanız yani mesela işte öğrencimle konuşuyorum 10.000'deymiş. 2019'da 15.000'le kapatmış örnek veriyorum. 2020'de 9.000'le kapatmış. Yani bu kişi şimdi ne yapacak? 10.000'de ama 2019'a göre baktığımızda geliyor. 2020'ye baktığımızda gelmiyor. Yani böyle bir durum var bu kişide. Ve bu kişinin tabii ki buna tercihlerini iyi yapmak lazım. İyi bir tercih listesi hazırlamak lazım. Gidebilir ama gidecekse de güzel bir yere gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu tür böyle muallakta olan kişilerin tercih listeleri gerçekten önemli oluyor. Ama adam almış 240 puan, 260 puanlık bir yere gitmeye çalışıyorsa yani boşuna hayal kurmasın arkadaşlar. Boşuna da üzülmesin. Yani gelmeyeceği zaten belli olan bir puanlama. Diyelim ki 275 almış ama hukuk istiyor. Yani de özel hukukların artık 275 ile kapatmayacağı çok belli yani net yani. Şimdi burada özel hukukların, şimdi ben bir video çektim. Şimdi bana kızdınız. Bir video var arkadaşlar. Şimdi videonun ismini unuttum.
Yani böyle darma duman olduk gibi bir başlık vardı videoda. Yani videonun gerçekten başlığını hatırlamıyorum. Orada özel hukuk puanlarının 290 olacağını ben söyledim size. Bana inanmadınız. Şu an tercihler sonuçlar açıklansın, tercihler açıklansın. Özel hukuk puanları 290 oluyor mu olmuyor mu arkadaşlar? Göreceğiz beraber. Yani şimdi biz bir şey söylüyorsak burada sizin moralinizi bozmak için söylemiyoruz. Yani işin gerçekliğinin bu olduğunu söylediğim için söylüyorum ben. Yani işin gerçeği bu arkadaşım. Yani burada moralin bozulacaksa yapabileceğim bir şey yok. Özel hukuk puanları 290 olacak mı olmayacak mı? Göreceğiz beraber. Olacak. Devlet hukuk puanlara bakacaksınız. 305'i geçecek mi geçmeyecek mi? Geçecek. Yani şimdi bunlar böyle yani belki de 304 olacak, belki 305 olacak, belki 303 olacak ama yükselecek arkadaşlar bunlar. Yani işin gerçeği bu yani. Şimdi ÖSYM amca 200 tane hukuk kontenjanını düşürecek ama özel hukuk puanları yükselmeyecek. Böyle bir şeyin mümkünatı var mı? Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Devlet hukuk puanları yükselmeyecek. Böyle bir şeyin de mümkünatı yok. Yani 200 puan kontenjan azalıyorsa hukuk puanlarında 5-10 puanlık bir oynama olur arkadaşlar. Şimdi bunu söylediğimize bize kızdınız. Sonuçları gördünüz. Sonuçları görüyorsunuz. Yani adam hatırlamıyorum puanı kaçtı ya? 309 eşit ağırlık puanı. Evet şimdi aklıma geldi. 309 eşit ağırlık puanı var. Sıralaması 500-600 yani. Şimdi burada baktığımızda devlet puanları yükselecek mi? Yükselecek arkadaşlar. Taban puanlarla ilgili yarınki videomu mutlaka bekleyin arkadaşlar. Biz söylüyoruz bazen arkadaşlar bize kızıyorlar, moralimizi bozuyorsunuz filan. Gerçeği bu kardeşim, gerçeği bu. Moralin bozulsun istemiyorum. İyi çalış istiyorum. Ona göre çalış. Yani düzgün çalış. Tembellik yapma. Yani ben gelir lay lay lom çalışma arkadaşım. Yapacaksan bir şeyi adam gibi yap. Bu yüzden söylüyoruz. Morali bozulan arkadaşlar ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz puanı ucu ucuna böyle sınırdasınız. Ne olacağı belli değil. 3-5 puan fark var. 3-5 puan yüksektesiniz, 3-5 puan düşüktesiniz. Yani bunların tercih listelerinin iyi hazırlanması lazım arkadaşlar. Tercihlerde size yardımcı olacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Keşke şöyle bir tercih grubu oluşturabilsem. DGS öğrencileri için arkadaşlar. İnşallah böyle bir tercih grubu oluşturabilsem. 4-5 kişilik böyle bir tercih grubu oluştursak bütün arkadaşların tercihlerini ücretsiz yapsak yani aslında benim hayalimde böyle bir şey var ama o istediğim grubu bir türlü oluşturamadım. Ben yardımcı olacağım arkadaşlar size. Tercihlerinizde bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoları beğenmeyi unutmayın. Etrafınızda tavsiye edin videolarımızı. Biz hepinizi gerçekten değerlisiniz bizim için arkadaşlar. Hepiniz bizim için değerlisiniz. İnşallah sonuçlarınız, tercihler bir açıklansın. Tercihler bakalım belki kontenjanlarda artış bile olabilir arkadaşlar. Yani burada DGS öğrencilerinin çok büyük aslında iş düşüyor. Bakın hala kontenjan tercih kılavuzu yayınlanmadı arkadaşlar. Yani siz baskı yaparsanız YKS'den boşalan yerlere DGS öğrencilerinin gelme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Yani tercihle kılavuzlarında eklemeler olabiliyor. Dolayısıyla aslında baskı yapmak gerekiyor. Yani yeni işte ÖSYM ne Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı bizim işimize yaramaz ama YÖK Başkanı değişti herhalde değil mi? Erol oldu. Erol Öz var mıydı? Ben tweet attım o yüzden biliyorum. Yani mesela bu kişiye devamlı mesaj atılırsa, devamlı baskı yapılırsa arkadaşlar bunlar aslında farkında olurlar yani bu tür şeylerin. Siz şöyle düşünmeyin ya bunların haberi var. Ya emin olun bunların haberi yoktur arkadaşlar. Belki vardır ama çok umursamıyordur. Yani bunların altındaki insanlar daha çok belirliyorlar. Yani belki YÖK Başkanı'nın olaydan çok haberi bile olmayabilir yani arkadaşlar. Orada bir kurul kafasına göre karar vermiştir. O adamın haberi bile yoktur. Varsa bile çok az haberi vardır. Dolayısıyla tepki oluşturulabilirse arkadaşlar aslında ben size açık ve net söyleyeyim kontenjanlarda artış bile olabilir ama DGS öğrencilerinin bir kere net olması lazım. Yani bu tür etkinliklere katılan bir kitle olması gerekiyor. DGS öğrencileri bir kısmı hiç umursamıyor. Bir kısmı da ufaktan ufaktan böyle bir tane tweet atınca
İşte ödevim bitti diyor. Tamam diyor, ben yaptım yapacağımı. Bir tane tweet atmış yani. Beyefendi çok zahmet etmiş. Allah razı olsun. Ben senden çok tweet atıyorum yani. Sen bir tane atıyorsan ben 5 tane atıyorum. Benim buradan bir çıkarım yok. Benim herhangi bir sınava da girmedim. Yani girdim ama ben tercih bile vermeyeceğim. Yani dolayısıyla arkadaşlar, yani isteyen kişilerin bu konularda gerçekten ciddi olması gerekiyor. Beyefendi bir tane tweet atıyor. Tamam diyor yani arkadaşlar. Yani dolayısıyla gerçekten ciddi bir tepki oluşturulabilirse ben size söyleyeyim. Yani bu tür şeylerde aslında etkinlik grupları oluşturulması iyi olabilir. Yani DGS etkinlik grupları. Yani bu akşam Twitter'dayız arkadaşlar. Hurra, hücum edin, saldırıyoruz gibi. Yani böyle 20, 30, 40, 50 tane adam aslında çok rahat bir şekilde TT listelerine girebilir. Ya ne olacak demeyin arkadaşlar. 1 olur, 2 olur, 3 olur ve bir gün etkili olur. Bundan emin olun arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi yarın inşallah taban puanlar ne olur, sıralamalar ne olur, videomu bekleyin. Birkaç gün sonra da tercih listesi size en kısa zamanda hazırlayacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize tekrardan geçmiş olsun. İyi akşamlar.